İran'ın başkenti Tahran'da Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yarın yapılacak. 7 Eylül'deki zirve İdlib düğümü için kritik önem taşıyor. Sahada küçük çaplı operasyonlar başladı. Rusya ve Suriye İdlib merkezine giden atları havadan vuruyor. Ancak ordu birlikleri henüz karadan ilerlemedi. Kapsamlı İdlib harekatı içinse Türkiye-Rusya-İran zirvesi oldukça önemli. Görüşmelerden çıkacak isabetli bir kararla bu süreci aşarız. Hepsinden öte Tahran zirvesini çok önemsiyoruz. İdlib'deki olaylar Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın dönüm noktalarındandı. Suriye için bu bölgedeki karışıklık en önemli sorun. Kentte sivil halkın akıbeti de merak edilen konular arasında. 7 Eylül'deki zirvede de bu düğümün çözülmesi bekleniyor. Rusya, İran ve Suriye bölgenin teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle Nusra tarafından Suriye ordusu saldırılara maruz kalıyor. Rus himemimüsü de buna maruz kalıyor. Nusra cephesinin binlerce militanı bulunuyor. Hedefimizde Nusra var. Türkiye ise muhalif grupların ayrıştırılmasını istiyor. Kılımlı muhalefet de bir kere radikalları ayırmak lazım. Üçlü zirvede İdlib özelinde harekat planı gündemde olacak. Ankara'nın ilk tercihi harekatı önlemek. Olası göç dalgasından endişe duyuluyor. Buralara füzeler yığdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır. Eğer kapsamlı harekat önlenemezse Türkiye, ÖSO'yu da operasyona dahil etmeyi teklif edecek. İddiaya göre Ankara, harekata ÖSO güçlerinin de katılmasını istiyor. Harekata katılması istenen ÖSO gruplarının yaklaşık 20-30 bin arasında olduğu belirtiliyor. ÖSO savaşçılarının tamamına yakını ise Suriyelilerden seçildi. Tahran zirvesinde masadaki ilk konuysa siyasi çözüm olacak. Ulusal Diyalog Kongresi kararları masada olacak. Yani terörist hareketlerde bulunmayan muhaliflerin talepleri konuşulacak. Toplantıda anayasa listelerinin de gözden geçirileceği iddia ediliyor.